Bugün hepiniz durumdan haberdarsınız. Bir konuğumuz var. Konuğumuz daha çok diğer kitaplarından değil de Aşıklar Bayramı'ndan ve filminden tanıdığımız Kemal Varol aramızda. Ben Kemal hocamla kısaca bir bahsedip daha sonradan sözü kendisine bırakacağım. Kemal Varol 1977 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır'da öğrenimini sürdürmüş. Dicle Üniversitesi'nden mezun ve şu anda yine Diyarbakır'da Türkçe öğretmenliğine devam ediyor. Şiirle edebiyata başlamış. Yaz Yüzükleri 2001 yılında şiir kitabı yayınlanıyor. Daha sonradan romanlarıyla işte Kara Sis, Ucunda Ölüm Var, Aşıklar Bayramı ve Babamın Bağlaması gibi ses getiren romanlarıyla son dönem edebiyatımıza adını sağlam bir şekilde kazıyan yazarlarımızdan birisi. Ben hocama tekrardan hoş geldiniz Evet, diyorum ve sözü teşekkür ederim. kendisine bırakıyorum. Çok sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Rize'ye ilk kez geliyorum. Daha önce Karadeniz'de Samsun, Trabzon ve Ordu'yu görmüştüm. Ya bu şehirlerin çoğunu da gündüz değil de böyle bir saatliğine uğrayıp etkinliği yapıp dönmüştüm. Şimdi Rize'de epeydir vakit geçiriyorum. Çok değişik, güzel bir şehriniz var. Bazı şehirlerin nefesi güzeldir derler. Böyle bir, hoş bir nefes aldım ben Rize'de. İnsanları izledim sabah sokağa çıkıp. İşte, okula çocuğunu bırakan anneleri, babaları izledim. Yüzleri izledim. Çok tanıdık yüzlerdi benim için. Belki üniversite hayatımdan tanıdığım Karadenizli arkadaşlara benziyorlardı. Bir takım imgeler geri geldi. Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Burada olduğum için çok mutluyum. Sizlerle buluştuğum için de. Ayrıca bir sosyal bilimler lisesine geldiğim için de tekrar çok mutluyum. Bu yıl üçüncü kez bir sosyal bilimler lisesine gidiyorum ve inanılmaz derecede imreniyorum sizlere. Kıskandığımı da bilin istiyorum. Bu kadar hepimizin imrendiği bir okulda siz eğitim alıyorsunuz. Buradan sonra üniversitede bir hayat kuracaksınız kendinize ve sabah öğretmenlerinizle de konuştum. Sonra çok iyi hocalar olacaksınız büyük ihtimalle ve kendi şehrinize inanılmaz derecede donanımlı, iyi eğitim almış, üstelik lisede başlayarak iyi eğitim almış bireyler olarak şehrinize döneceksiniz. Şehrinizin ne kadar değiştiğini o zaman göreceksiniz. Siz değiştireceksiniz şehrinizin dokusunu, yapısını. Böyle iyi eğitim almış nesillere ihtiyacımız vardı bizim. Sosyal Bilimler Lisesi bence şu anda Türkiye'nin en prestijli okulları bana kalırsa. Hatta fen liselerinden bile. Herkes fen liselerini abartır ama bence fen liselerinde sadece mesleki bir donanım kazanıyorlar. Ama sosyal bilimler liselerinde bir hayatla ilgili de bir donanım kazanılıyor. Tek bir disiplinden değil, birçok disiplinden yararlanarak aldığınız inanılmaz bir eğitim var. Ben de sosyal bilimler liselerinde öğretmen olmak için bu yıl özel bir çaba göstereceğim. Kıskandım çünkü. Rize'de olduğum için tekrar söyleyeyim, mutluyum. Bugün aranızdayım. Muhtemelen iki kitabı konuşacağız bugün sizinle. Aşıklar Bayramı ve Babamın Bağlanması kitaplarını. Siz sormadan ben anlatayım mı biraz yoksa sizin sorularınıza mı geçelim? Ben anlatayım, tamam. Aşıklar Bayramı nasıl çıktı, neden yazıldı böyle bir roman? Bazen çok büyük nedenler gerekmez. Sizin şahsi hikayeniz, şahsi dertleriniz, meseleleriniz, problemleriniz, geçtiğiniz yollar, dertleriniz sizi bir takım şeyleri yapmaya iter. Bilerek ya da bilmeyerek. Ben çok uzun yıllar, babamın hastalığı çok uzun sürdü ve çok zorluydu benim için. Çünkü evde daha çok ben bakıyordum ona. En küçük çocuk olmam hasebiyle. Zor, sıkıntılı yıllardı tabii. Ama bittikten sonra, onu kaybettikten sonra inanılmaz bir boşluk yaşadım. Çünkü yıllarınız ona bakmakla geçiyor ve bir gün ne yapacağınızı bilemiyorsunuz o gittikten sonra. İşte telefonunuz çalmıyor mesela. Size tekrar beni hastaneye götür diyen biri olmuyor hayatınızda. Yaşarken ne kadar zor olsa da bütün bunlar. Bunların olması demek ki sizi ayakta tutuyormuş. Ben genelde bu tür şeyler, durumlarda, sıkıntılı, zor zamanlarda bir psikoloğa gitmek yerine yazmayı tercih ederim. Yazı benim kurtuluşumdur. Çocuk yaşlarından beri, çok küçük yaşlardan beri yazı benim sığınağım. Kendimi iyileştirdiğim, kendimi düze çıkardığım, mutlu olduğum bir alan.
Ve Haziran'da babamın bağlamasını yazmaya başladım. Çok kederli bir kitap biliyorsunuz. Aynı anda başka bir roman daha yazdım. Nedeni şuydu. Fazla kederliydi benim için Aşıklar Bayramı ve beni rahatsız ediyordu. O kederi kederle kapatmak bana ağır geliyordu. Bir yandan da başka bir roman daha yazmaya başladım. O da Karasis diye benim bir romanım var. Biraz eğlenceli bir kitaptır o. Biraz oyunbaz bir kitaptır o. Bir tarafım yas tutmak istiyordu. Bir tarafım da eğlenmek istiyordu aslında. Tam yas doğasına uyan bir şey aslında. Hem acı çekmek istersiniz ama bir yandan da iyileşmek istersiniz. İki romanı aynı anda yazdım. Garip bir deneyimdi. Yani bu örneği çok azdır. Benim hayatımda yoktur. Yani ilk defa bir roman, iki roman aynı anda yazdım. Eylül-Ekim sonuydu galiba. İki romanı da bitirmiştim. Ve hangisini önce yayınlayalım derken yayın evim Aşklar Bayramı'nı yayınlayalım dedi. Roman yayınlanırken çok rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Kendi hayatımı elbette ki anlatmadım bu romanda. Çünkü biz yazarlar zannedildiği gibi romanlarda kendi hayatımızı anlatmak için kaleme almayız. Bu kurmacadır. Ama kendi hayatımdan da izler vardır bu romanda. Örneğin işte romanın hemen başındaki filmde de vardı benzer bir şey. Yusuf'un uykusuzluğu benim uykusuzluğumdur. Benim uykuyla bitmeyen bir mücadelem vardır. Sürekli elimde yastıkla dolaşırım mesela. O benim uykusuzluğumdu, Yusuf'un uykusuzluğu. Ya da işte oradaki babanın oturuşu, kalkışı, bakışı, su içişi, öksürmesi benim babamın öksürmesiydi. Ama o hikaye bambaşka bir hikayeydi. Yani doğrudan benim hayat öyküm değildi. Ama bu ben içinde yokum anlamına gelmiyor. Yayınlanırken beni rahatsız etmesin nedeni şuydu. Bu bahsettiğim ayrıntılar yüzünden. Acaba okur bütün bunları benim hikayem olarak okur mu? Ürperdiğimi, rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Tabi roman yayınlandıktan sonra insanlara aslında iyi geldiğini fark ettim. İnsanların yaralarına iyi geldiğini, onları iyileştirdiğini fark ettim. Çok sayıda gözyaşı damlamış kitap sayfaları bana gönderilmeye başlandı sosyal medyadan. Tabi bunların hiçbirini paylaşmadım. Etik değil çünkü insanların özel şeylerini paylaşmak. Ama birilerine iyi geldiğimi, birilerinin yarasını, sıkıntısını ya da ebeveynleriyle olan sorunlarını çözmelerine yardım ettiğimi dolaylı olarak fark etmek bir yazar olarak bana inanılmaz derecede iyi geldi. Bir işe yaradığımı hissettim. İlk defa bir romanda bir başkalarına iyi gelerek iyi bir şey yaptığımı hissettim. Aşıklar Bayramı böyle. Şimdi daha çok sizin sorularınızla da yürüsün isterim. 40 yılda bir geliyoruz buralara. Hazır bulmuşken sorun istediğiniz soruyu hem de hiç olmazsa bir metni nasıl çözümlediğinizi de ben de görmüş olurum. Sizler de. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Henry Luce'e göre yazı yazmak, çok yazmak, çabuk yazmak hiç önemli değildi. Dünya nasıl yazdığınıza değil, ne yazdığınıza bakar. Peki sizce yazı yazmak nedir veya neyi ifade eder? Yazı yazmak benim için bir derdin dışa vurumuyla ilgilidir. Benim bir derdim varsa yazarım, yoksa da yazmam. Bazen çok bu ara çok oluyor mesela biz yazarlar bir o kitap çıkardıktan sonra okurlar baskı yapmaya başlar. Bir şey yazıyor musunuz? Elinizde bir şey var mı? Ya mesela yeni romanım 6-7 ay önce çıktı. Şimdiden bu soruları duymaya başladım. Benim bunu yazabilmem için bir meseleyi, bir şeyi, bir derdi kendime dert etmem lazım. Neşet Ertaş'ın çok sevdiğim bir sözü var. Der ki ben derdini çekmediğim hiçbir şeyin türküsünü yakmadım. Bazen ben de kendime bu soruyu soruyorum. Yazdığım bütün metinler doğrudan veya dolaylı olarak benim dertlerim olan meseleler. Bir gün yazacak bir derdim olmayabilir. Yazmazsam ölmem. Bırakırım. Çünkü yazı benim için bir samimiyet merkezidir. Evet, kurmacanın imkanlarının farkındayım. Oradaki hazzın, edebi hazzın farkındayım. Yazının büyüsünün farkındayım. Ama yazı her şeyden önce benim için bir derdin kağıdın düzeyine düşme hali. Ben teşekkür ederim. Başka var mı soru sorma? Tamam, bitti söyleşi. Çıkalım. Hoş bulduk. Sorum, edebiyat hayatınızda şairlikle başladınız. Edebiyat dünyasında şiirin son bakiyesi olarak biliniyorsunuz. Yaz Yüzükleri, Kin Divanı, Temmuz'un 18'i ve bütün şiirlerin toplandığı Bakiye kitabınızda şiir dünyasına eserler bıraktınız. Evet. Benim şiirlerinizde dikkatimi çeken nokta, şiirlerinizle kitaplarınızın arasındaki ilişkiydi. Evet. Küfer şiirinizi son dizilerinde de kaleme aldığınız gibi
artık buruşuk bir çarşaf gibi dağılan yüzüne bakınca duydum ancak. Anneler erken, ölümlerine yakın sevilir babalar. Bu düzenen Aşıklar Bayramı'nın özetiydi sanki. Ben şiirlerinizi kitaplarınız üzerindeki etkisini olgunmuşum. Peki siz şiirleriniz ve romanlarınız arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlarsınız? O şiirleri yazan insan da bendim. O romanları yazan kişi de yine benim. Dolayısıyla az önce bahsettiğim gibi bütün o dertleri taşıyan benim. Bahsettiğiniz şiiri ben 20 yaşındayken yazmıştım. Benim başıma bela bir şiirdir o. Her gittiğim yerde karşıma çıkar. Bazen böyle olur. İşte İsmet Özel'in Amentüsü gibi. Ya da ne bileyim işte Cemal Süreya'nın Sizin Hiç Babanız Öldü mü şiiri gibi. Böyle bazı şiirler, bazı metinler yazarların önüne böyle dikilir. Siz ne yaparsanız yapın herkes onu anımsatır size. Ama ben şunu anlıyorum. Ben çok bilerek yazmamıştım mesela Aşıklar Bayramı'nda. Yani küfrandaki derdi anlatmak gibi bir çabayla hiç öyle bir derdim yoktu aslında. Ben de romanı bitirdikten sonra fark ettim. Şunu anlamaya başladım. İnsanın bazı temel dertleri var hayatında. Diyelim bir ebeveyninizle kurduğunuz ilişki, anne de olabilir, baba da olabilir. Belki sizde değişir, anne olabilir bunun yerinde. Veyahut bir arkadaşınızla yaşadığınız bir problem, bir mesele veyahut başka bir derdiniz biçim değiştirerek hayatınız boyunca size eşlik etmeye devam eder. Dolayısıyla bahsettiğim hususta ben istesem, yani orada babayı değil anneyi yazarım. Ama benim dertlerim bunlar. Şiir yazarken de aynı dertlerim vardı. 20'li yaşlarda başka türlü düşünüyordum. Ama 40'lı yaşlarda daha başka türlü düşünmeye başladım. Dolayısıyla o dertlerin sahibi olarak şiirlerimle, mesela daha başka bir şey söyleyeyim. Temmuz'un 18'i adlı şiir kitabımla Aşıklar Bayramı'ndaki aşk hikayesi birbirine çok benzer oradaki şeyler. O da var. Yani bu kaçınılmaz. Çünkü bu benim hayatımdı. Hayatımı yazarken ister istemez bazen şiir olarak ortaya çıktı 20'li yaşlarda. Çünkü 20'li yaşlarda şair olmak benim için çok önemli bir şeydi. Biz romancıları küçümsüyorduk o yaşlarda. Şairlik 90'lı yıllarda Türkiye'de çok kıymetli bir şeydi. Şimdi hayatımdan şiir çıktı maalesef. Belki de bir takım meselelerim evet biçim değiştirmiştir. Yani şiirden romana geçerek başka türlü yazmaya başlamışımdır. Doğru söylüyorsun. Başka var mı? Hocam tekrardan hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Adında gerek seçersin Aşıklar Bayramı. Evet. Mutlu ve yüz tutmuş fakat oldukça da önemli olan bu geleneğe kitabımızda yer verme sebebiniz nedir? Siz de özel danışmanlık için bahsedeceğim. Ben teşekkür ederim. Ya aslında Aşıklar Bayramı fikri şuradan doğdu. Yani ben 2005 yılında Ucunda Ölüm Var diye bir roman yazmadan önce bir beyit okudum bir yerde. İnanılmaz etkiledi beni. Hatırlamaya çalışıyorum. Zannederdim derdimi bir şuha pardon. Zannederdim aşkımı bir şuha bağlarsam geçer. Yar eliyle yaremi bir kere dağlarsam geçer. Geçmiyor bülbülü figanım şeyday pardon ahı figanım şeydaye bülbül gibi geçmiyor hüznüm gülmekle belki ağlarsam geçer. Geçmiyor hüznüm gülmekle belki ağlarsam geçer. Bunu duyduktan sonra inanılmaz etkilemişti beni bu beyit. Sonra bu beyti böyle çaktırmadan romanını yazmaya başlamıştım. Bir ağaççı kadın hikayesi yazdım. Bir üçleme aslında. Ucunda Ölüm Var'la başlayıp Aşıklar Bayramı babamın bağlamasıyla biten bir üçleme bu. Orada Ucunda Ölüm Var'daki ağaççı kadının sevdiği adam Heves Ali aslında. Roman boyunca hiç Heves Ali'yi görmeyiz. Ucunda Ölüm Var'da. Hep adı vardır ama kendisi yoktur. Bir aşıktır. Ben romanların devamını yazmama gibi bir şeyim vardı. Bir prensip kararım vardı. Ama Ucunda Ölüm Var yayınlandıktan sonra inanın ben de Heves Ali acaba şimdi ne yapıyor diye ben de sormaya başladım. Yani yaşıyor mu? Öldü mü? Evlendi mi? Çocuğu oldu mu? Nasıl bir hayat sürdü ağaççı kadından sonra diye soru sormaya başladım kendime. Aşıklık meselesi birazcık oradan çıktı. Bir ikincisi, yani bir bambaşka bir hayatta yaşıyoruz artık. Hepimizin elinde Instagram'lar var, TikTok'lar var, Facebook'lar var. Başka sosyal medya imkanları var. Ama bir kültürü var eden bir takım unsurlar var. Bunlar hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor.
bambaşka bir kültüre, bambaşka bir şeye teslim oluyoruz giderek. Bunları işte bu aşıklar, sözlü kültür taşıyıcılarını, kültürümüzün önemli unsurlarını nasıl hatırlayacağız? Benim yaptığım çabanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben çok fazla aşıklık geleneğiyle ilgili çok büyük bilgiler vermedim tabii ki romanda. Çünkü benim derdim bir kurmaca yazmak. Aşıklık orada birazcık fonda duruyor aslında. Hani bir fonda durur ama böyle insanlar var. Hala da var aslında. Belki köy köy gezmiyorlar. Belki onlar da YouTube'da kanal açtılar. Kanalları var belki bu aşıkların. Bağlamları değişti ama binlerce yıldır Anadolu'nun bu kültürel birikimini taşıma görevini gören insanlardı bunlar. Bugün dinlediğimiz bir şarkıcının, bir pop şarkıcısının dahi, belki bir rap şarkıcısının dahi bilinç altında, bilinç dışında ister istemez gelen, oraya sızmış bir kültür var orada. Bunlara hakkını teslim etmek. Bir yandan da aslında o adamı böyle şehir şehir gezdirerek Anadolu'daki biraz bu kültürel farklılıkları, güzellikleri, kaybolan dokuyu hatırlatmak. Biraz o adamı bu kadar gezdirmemin bir nedeni o aslında. Şehir şehir gezdirmemin nedeni her şehrin ne kadar çok farklı olduğunu ve kendine dair önemli hususlar taşıdığını göstermeye çalışmakta Aşıklar Bayramı'nda. Başka var mı sorusu olan arkadaşlar? Aşklar Bayramı Edebiyat Dünyası'nda şu an adını altın harflerle yazdığım Estağfurullah, çalışmalardan henüz biri. değil. Okuyanın içinde derin izler bırakıyor ve gerçekten derin bir hikaye zaten. Sayısız ödül alan roman son dönemde en popüler romanlar arasında. 2019'da Dünya Kitabı'nın yeni kitabı seçilen ve 2020 Atilla Ilhan Roman Ödülü'ne değer verilen Aşklar Bayramı aynı zamanda filme de dönüştürülüyor. Aşıklar Bayramı'nın Sağ ol, kitabının yanı teşekkür ederim. sıra filmi de çok beğeni topluyor. Filmde ufak değişiklikler hariç genelde zaten kitapta paralel yapmışsınız. Filmde benim en çok hoşuma giden aslında diğer Türk filmlerine kıyasla hani daha çok Türk filmleri argo, şiddet ya da sıradan Evet. sıkıcılık içerirken bu öyle bir film değildi. Aslında film için genel bir yorum yapmak istersek zaten sanat için sanat tabirini kullanmak çok doğru oldu Evet. bence. Aşıklar Bayramı hakkında verdiğimiz bir röportajda Aşıklar Bayramı filmi yeniden saz aşıklarını hatırlattı. Baba oğul arasındaki meseleye yeni bir ışık düşürdü. Anadolu'nun renklerini tüm gücüyle gösterdiği ve Anadolu'nun olumsuzluğunu vurguladığı için mutluyum diyorsunuz. Ama yine aynı röportajda kendi köşemde sessiz sedasız yaşarken yapıtlarımın bu sıralarda konuşulması rahatsız ediyor beni. Tüm kalbimle itiraf etmeliyim. Ama diğer yandan da içime sinen bir film olduğu için mutluyum demişsiniz. Peki romanın bu denli önemli platformlarda bu denli ilgi görmesi bir yazara ne hissettiriyor? Ayrıca siz Aşıklar Bayramı'nı yazdığınızda bu kadar ilgi göreceğini düşünüyordum. Bir de hocam demin Bakalım. başta kitap hakkında anlatırken hani bahsettiniz ya babanızla ilgili sorunlardan falan. Hani romanın o kadar konuşulması sizi o yüzden rahatsız etmiş olur. Biraz o aslında. Yani ben 20 25 yıl oluyor ilk kitabım çıktığından beri. 25 yıl değil, pardon, 23 yıl oluyor. 2000, 22 yıl oluyor. 2001'de yayınlandı kitap ama çok küçük yaşlardan beri edebiyatta içli dışlıyım. Yazdığım ilk günden beri böyle bir ikbal derdiyle yaşamadım. Biz hala ben kendimi ve başka yazar arkadaşlarım da var. Mahcup insanlarız biz hala. Mahcup olan insanlarız biz. Bu kadar çok ilgiyle karşılanmak, konuşmak, insanlarla bir araya gelmek. Şu söyleşiyi dışarıdaki büyük salonlarda yetişkinlerle yapmam. Sizlerle başka bir niyetim var. Çünkü o ışığı, enerjiyi aldığım için buradayım. Ama büyük yerlerde bu konuşmaları yapmam, yapamam. Derdimiz çok konuşulması, ünlenmek, şöhretli insanlar olmak değil. Böyle bir derdim hiç olmadı hayatımda. Aksine sıradan, basit, küçük bir hayat yaşayıp o hayatta sıradan bir birey olarak yaşamak benim için çok daha kıymetli. Egoma yenilmiyorum. Ne yaptığımın hiç farkında değilim. Mesela birkaç gün önce benim de çalıştığım okulun müdürü birkaç cümle okudu bana. Bir koridorda oturuyorduk beraber. Boş dersim vardı. Aa, ne güzelmiş dedim bu sözler. Senin dedi bu sözler, senin romanındaydı bunlar. Ben iyi ki yazdığımı unutuyorum. Yazıp, bu sadece romancılıkta değil, yaptığınız her işte yazıp unutmanız gerekiyor. Bu hem
ruh sağlığınızı korumanız için, hem egonuzu sağlam bir yere oturtabilmeniz için. Bu sahtelik değil ama sahiden kendimi günlük hayatta aşıkları yazmış, işte babamın bağlamasını yazmış bir insan olarak tasavvur etmemeye çalışıyorum. Etmiyorum da. Çünkü bu bana her zaman daha iyi şeyler de yaptırıyor, bu duygu hali. O olduğum hali, sürekli ben tamamım, en iyiyim demek hali zararlı bir şeydi. Sadece yazmak için değil, bu dersteki başarınız için de geçerli. Yetmezlik hali, kendimi hep eksik hissederim ben. Daha iyi şeyler yapmak için de, bu belki de bilerek yaptığım bir şey, bilemem. Yani hep tetikliyor beni bu. Bir sorunuz daha vardı. Filmle ilgili bir şey sormuştunuz. Yazarın ne hissettiği bu Ya kadar kötü çok. oldum tabii ki. Yani ben film çekilirken tamam, senaryosunu da büyük oranda ben yazdım. Ama çekimlere gittim 2 defa. Ve çok kalben söylüyorum, uzakta durarak yönetmenin, oyuncuların ısrarına rağmen sete yaklaşmak istemedim. Çünkü orada sizin canınızdan kopan cümleleri insanlar seslendiriyorlar. Siz ağlaya ağlaya yazmışsınız o cümleyi. Orada oyuncular oynuyor ve yönetmen olmadı bir daha diyor mesela. Ya bu beni rahatsız eden bir şeydi. Ama bir anlamda kederli bir şey. Sizin cümlelerinizi birileri oynuyor orada. Ve ikincisinde kaçtığımı hatırlıyorum. Yani seti bırakıp Kars'ta eve dönmek istedim. Yani orada izlemek istemedim. Film gösterime girmeden de bir kere izlemiştim ben. Bana göndermişlerdi linkini. Çok kötü oldu tabii ki, yani itiraf edeyim. Çünkü bahsettiğim hangi dertle yazdığımı eğer hatırlarsanız, bu benim için sıradan bir kurmaca değildi. Benim için bir Aşıklar Bayramı, derdimi savuşturmaya çalıştığım bir romandı. Ben bir romanın bu kadar, evet çok, hiçbir zaman bakmayın, bu kadar popüler bir roman olmadı aslında. Aşıklar Bayramı birçok ödül aldı vesaire ama popülerleşmedi. Satış grafikleri anlamında. Ama kıymetli ödüller aldı ve iyi bir sinema filmi oldu. Sinema filmi için de bir şey eklemem gerekiyor ayrıca. Bence ortaya çok iyi bir ürün çıktı. Çünkü öğretmenleriniz muhakkak derslerde anlatmışlardır işte olay öyküsü, durum öyküsü farkını. Aşıklar Bayramı romanı bir olay öyküsüdür aslında. Ama Aşıklar Bayramı filmi aslında bir durum öyküsüdür. Bir baba ile oğlunun son 3 gününü anlatan, bir durumunu göstermeye çalışan bir filmdir. Bildiğimiz klasik Türk filmi kalıplarına sığmaz. Orada bütün nedenler anlatılır. Niye gitti, niye döndü, ne yaptı, her şey söylenir. Burada yönetmenin ve benim tercihimiz okura bırakmaktı bazı şeyleri. Yani şey, izleyiciye bırakmaktı. Onların kendilerini görmesi, kendilerinin bir takım boşlukları tamamlaması. Yoksa her şey çok kolay. Yani müziği yukarıdan basarsınız, işte bol peçete bırakırsınız izleyicinin önüne, ağlar. Çok güzel bir filmdi. İşte öldük öldük izlerken dersiniz. Bu çok kolay bir yol. Ama öbür türlü izleyicinin de hareketlendi. Yani niye geldi ki bu adam şimdi? Derdi ne? Niye aramamış? Bütün bu sorulara sizin de vereceğiniz bir cevap olması gerekiyordu. Bazı iyi metinler sadece sinemada değil, romanda da öyledir. Biz mesela, ben zaman zaman roman yazma dersleri veriyorum. Arkadaşlara şey derim, yani okuyucuyu aptal yerine koymayın. Her şeyi anlatmayın. Okur zaten onu tamamlar okurken. Bazı şeyleri ısrarla anlatıcımız anlatmamalı. Çünkü okuru zihni diye bir şey vardır. Kendisi tamamlar bunları. Başka sorusu olan var mı? Şüphesiz kitabın en can alıcı ve karalar bakan cümlesi baba dediğimi tamamlamak Evet. kelimeli zaten. Şahsen çok da etkilendim. Bu cümle biraz ötekinde mi? Bu cümle aslında Birhan Keskin'in çok güzel bir kitabı vardır. Bağ diye. Duydunuz mu? Şiir kitabıdır. Muhtemelen o da bir baba deneyimiyle yaşadığı bir şeydi. Biraz oradan kalmıştı aslında. Yazarken hatırlamıyordum ama. Ama okuduğum belli yani. Okumuşum çünkü Birhan'ın şiirlerini çok severim. Bizde çocuklar anne kelimesini şey, yani baba kelimesi tek heceyenin bir hecenin 2 kere tekrarından oluşur. Anne 2 hecelidir. O hecenin yarım kalmasını göstermek biraz da aslında. Muhtemelen sizlerin babalarınızla, annelerinizle kurduğunuz ilişki bizimkine benzemiyordu. Biz daha geleneksel, işte sevginin doğrudan söylenilmediği, sarılmanın yasak olduğu, ayıp sayıldığı, sevgi sözcüklerinin asla söylenmediği, ancak hasta olunca falan, işte ateşler içinde yanarken sevildiğimizi hissettiğimiz,
terimizin silindiği falan ya da canımızın istediği bir şey alındığını hatırlarız. Bu babalarımızın da annelerimizin de bilmediği bir şeydi aslında. Çünkü onlar da böyle sevilmişlerdi. Şimdi mesela benim de çocuklarım var ve yaptığım tek şey şu, onlara sık sık sarılmak. Yani sıkıca ama böyle rahatsız edercesine, abartarak. Çünkü bir yandan şöyle düşünüyorsunuz, belki hocalarınız beni tasdik edeceklerdir. Çok çocuklu ailelerdik bir de biz. Şimdi biraz daha böyle iki çocuk, üç çocuğa döndü ya hikaye. Şimdi her ailede 9 çocuk, 8 çocuk, 6 çocuk. Bu çocuklara paylaştırılamamış bir sevgi de var aynı zamanda. 7 çocuğa sevginizi paylaştırın bakalım nasıl oluyor. Biz 2 tane de zorlanıyoruz. Birini fazla sevince öbürü kıskanıyor değil mi? Şimdi 7 taneye paylaştırın. Şimdi bu kültürden, bu Karadeniz'de nasıldır bilmiyorum ama burada da muhtemelen çok çocuklu aileler. Belki 9-10 değildir ama 5-6'dır mesela. Yani bu şeyi de, bu meseleyi, bu acıyı da göstermek biraz aslında. Belki biraz buradaki şeyi onarmak. İnsanlara hani bu ebeveyn ilişkisinin ne kadar sağlıklı olduğunu, eğer sağlıklı kurulursa, bugün anne babalarımızla kurduğumuz o sağlıklı ilişkilerin belki ileride bizim hayatımızda da, bizim kendimiz de günün birinde bir ebeveyn olduğumuzda ne kadar kıymetli olduğunu, hayatımızı nasıl her şeyin yoluna sokacağını, bu gereksiz kavgaların, ergenlik dönemi çatışmalarının aslında ne kadar saçma olduğunu, hepsinin bir gün geçeceğini, herkesin bu dönemi yaşadığını belki biraz fark ettirmek, göstermek çaktırmadan. Ya çok özür dileyerek, hocam hiç böyle huylarım yoktur ama şekerli kahve, ya çok uykusuzum, bir sert bir kahve istemiştim de. Şey olursa, uzun yoldan gelince uyku büyük bir dert. Bir de ben ikisi çok şiddetli, biri az şiddetli, iki deprem, bir sel geçirip buraya geldim. Günlerdir uykusuz avizeye bakmaktan çok özür diliyorum. Yani bu şey biraz sıkıntılı zamanlardan geldim. Yani bir kez daha iptal etmek istemedik çünkü birkaç kere iptal ettik benim koşullarımdan. Sonra deprem olunca böyle bir erteledik. Şimdi uyku hali geliyor arada bir. Çünkü gece bütün gece yolculuk yaptım. Pardon, bir şey söylediniz. Öncelikle davetimize geldiğiniz için çok Ben teşekkür teşekkür ederim ederim. hocama ve öğretmenlerime. Benim sorum şu olacaktı. Yusuf, karakterin baş karakteri olan Evet. Yusuf'un yaşamış olduğu bir nitelikli olaylar var. Ve bu olaylar sonucunda da babasına, anne veya diğer karakterlere karşı bir dinlenme veya farklı bir şey var. Peki sizce bu olay onlarla ilgili geçmişi olabilir mi? Ve bunun yanında Yusuf'un yaşamış olduğu bir kararsızlık var. Evet. Ve bu kararsızlığın sebebini hep geçmişine bağlıyor. Peki sizce kararsızlığını geçmişte yoksa gelecekte mi aramalıyız? Bence yine geçmişinde aramalıydı ki babamın bağlamasını okudunuz mu? Şimdi ben babamın bağlamasını hiç yazmayı düşünmüyordum. Yani senaryoyu yazarken, şimdi ben bir romanı yazdıktan sonra bir kere okurum. O da hatalar varsa aramak için. Yani bir takım tahsihler yapabiliyoruz. Bazen okurlar bize söyle abi şurada bir kelime yanlış yazılmış, bir virgül yanlış var. Görmeyebiliyoruz. Bir kere okurum ve unuturum. Çünkü o iki kitabı kapatmam lazım yeni bir şey yapabilmek için. Fakat senaryoyu yazarken bir daha dönüp okumam gerekti. Yani hem de iyi okumam gerekiyordu. Çünkü ben artık onu yazan bir adam olarak değil, oradan bir senaryo çıkaracak bir adam gibi yeniden okumam gerekiyordu. Okurken bir takım boşluklar, tabii ki yazarken bilerek boşta bırakıyordum, tamamlamıyordum. Ama bir şey fark ettim. Yani Yusuf'u çok yaralı bıraktığımı fark ettim metin boyunca. Şimdi baba bir şekilde hayatından çıkarak zaten sorunu çözüyor. Ama Yusuf kalıyor. Yusuf'un çözülmemiş dertleri var. Yönetmenle de konuşmuştuk o dönem. Yani dilersen Aşıklar Bayramı'nı bir kenara koyalım. Ben başka bir hikaye yazacağım ve ikisini birleştirelim. Yani fakat kabul görmedi. Çünkü ortada henüz daha yazılmamış bir roman var. Ya bundan inanmadılardı yani böyle bir roman yazabileceğim hem de kısa sürede. Ben Yusuf'u bu romanla iyileştirmek istedim ama geçmişine dönerek. Yani babamın bağlaması bana kalırsa Aşıklar Bayramı'ndan çok daha güçlü bir metindir. Bu içe dönüşü daha iyi başarabildiği için. Bir de Yusuf'un asıl meselesini mesela yani işte burada herkes okumadığı için spoiler vermek de istemiyorum. Yani romanın sonu benim galiba bütün kitaplarım içerisinde böyle benim en çok sevdiğim son oldu. Yani orada romanın sonunda Yusuf'un karşılaştığı kişi
Belki de onun iyileşmesine yol açacak tek kişiydi. Yani Yusuf aslında meseleyi nereden çözeceğini buluyordu aslında babamın bağlaması. Yani derdini nasıl çözeceğini buluyordu. Tabi bu romanı yazarken benim şeyden haberim yoktu. Bu aile dizimi vesaire bu tür hikayelerden samimi söylüyorum ama bu tür şeylere ilgi duyan biri de değilim. Yani ama bilmeden yaptığım bir şeydi. Yani kendi hayatımızdaki bir takım sorunları suçlarcasına ebeveynlerimizde ararız ya. Ama de ebeveynlerin hikayesini de dinlemek gerekiyor bazen. Onlar ne yaşadı acaba? Yani sizin o şikayetçi olduğunuz, diyelim kızgınlıkları, diyelim huysuzlukları, diyelim bir takım baskıcı tarafları veya fazla korumacı olmaları. Bunların nedeni neydi? Biraz onların hayatını değişseniz size cevabı veriyor aslında. Onlar da onu yaşadılar çünkü. Yani sizin kırabileceğiniz şeyler vardı. Yani aşıklarda tamamlamadığım hikayeyi aslında babamın bağlamasında biraz bahsettiğim hususlarla yani kendi babasının hayatındaki küçük bir şeyi yakalamasıyla çözdü bana kalırsa Yusuf. O kimse yani çok kişi okumadığı için söylemeyeceğim onu. Evet. Bence geleceği gördü. Mesela şöyle izah edeyim. Yusuf Aylin'le buluşmak için Kastamonu'ya gidiyordu. Ama o yolda gördüğü küçücük bir şey Aylin'le da hayatını kopardı ve bambaşka bir hayata doğru gitti. Bence gördü. Yani sırtındaki yükleri attı, hepsini attı ve aslında belki de ilk kez zaten baba dedi orada babasına. İlk kez dedi çünkü aşıklarda diyemedi. Ne filmde diyebildi, ne romanda diyebildi ama babamın bağlamasında gürül gürül söyledi bu sefer. Sağ ol. Evet. Kitabımızın bir kısmında başlarken Yusuf'un tam dergisinden ağlanırken babasının kokusunu görüyoruz. Gerek babanızı aldığınız zamanlarda, gerekse babanızla beraber olduğunuz zamanlarda size eşlik eden bir baba kokusu var mı? Bu kokuyu nasıl tasvir edebilirsiniz? Hani derler yani kokusu insanların durumundan dolayı sizin için var. Yani çok fazla böyle şeye döndü ya böyle psikanaliz seanslarına döndü. Ben şu birazdan buraya bir kanepe atacağım. Psikoloğum falan beni dinleyecek falan. Son bir şekilde kapatayım. Yani çok benim için de kederli meseleler. Haklısın yani kesinlikle. Yani kokular unutulmuyor. Bak sen söylediğin anda tak 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 şimdi böyle geldi o koku. İşten ağır bir iş yapardı mesela benim babam. Demiryolu işçisiydi ve işte sabah 5, akşam 5 tren raylarını akşama kadar kontrol etmesi gerekiyor. Bir rayın en ufak bir bozulması demek, o trenin raydan çıkması demek. Bu kadar ağır bir işte çalışıyor ve terliyor akşama kadar. Tabii haklı. Güneşte akşama kadar o kapının arkasına asıldığı zaman o kokuyu ben çok iyi biliyorum. Filmde de Kıvanç'la oynarken gözü doldu. Sizin de gözleriniz doluyor şimdi. Yani bu böyle. Ama bir yandan da bakın işin bir de hilesi var. Yani şimdi bu kadar kederli gözlerle bakmayın bana yani. Biz roman yazarken bazen roman yazan adayı arkadaşlara şunu deriz. Romanlara kokuları sokun. Romanlara sesleri sokun, müzikleri sokun. Evet, yani bir takım görsel ve işitsel şeyler romanda olmalı. Sen orada bir yemek yaptı kahraman deyip geçme. O yemeği böyle bir o dumanı tütsün, o koku, onun baharatları okura geçsin. Kapının arkasına bir ceket astığında o ceketten bir koku gelsin. Çünkü roman dediğimiz şey sadece kelimelerle yazılan bir şey değildir. Aynı zamanda işitseldir, aynı zamanda tatsaldır. Bir takım tatlar, bir takım kokular metne sızmalı. İşin tırnak içinde hilesidir bunlar. Ama orada yazarken hile yapmak gibi derdim yoktu. Aynen gözüm dola dola yazmıştım onu. Bizde hep öyledir ya kapının arkasına asılır o ceket yani. Annenin falan dolaptadır da. Şu anneler özenli ya hani böyle şeye koyar onu asarlar falan. Babalar direkt çıkarır oraya asar. İçeri geçer falan. O yüzden yani. Bu baba meselesini kapatalım. Biraz edebi şeyler konuşalım. Ben de kötü yapıyorsunuz. Başka var mı arkadaşlar? Hoş bulduk. Evet. Geçmişte bazı belirtilerini görüyoruz. Romanın bağlamasında bütün soru işaretinin cevaplarını ulaşıyoruz. Aynı zamanda bu kitapta karakteristikten de atışlar yapmışsınız. Size babamın bağlamasını yazdıran sebep ne oldu? Zaten baştan beri bu hikayeyi kitapta da aktarmak istemiştim.
Ya az önce babam bağlamasını yazma gerekçemi anlattım. Yani bir takım boşluklar, beni de ikna etmeyen bir takım fazla boşluklar vardı ve o boşlukları kapatma isteğiydi aslında. Kara sisle bağıntı kısmına gelince, belki siz bazı, yani bütün kitapları okumuş olanlar hemen yakalıyorlar. Daha doğrusu sırayla okumuş olanlar anlıyorlar. Şöyle bir oyun oynuyorum. Hiç önemli değil. Ne olur. Hiç önemli değil. Sadece uykuyu ancak böyle bir kahve halleder. Şöyle bir oyun oynuyorum aslında. Soruyu kim sormuştu? Pardon, çok özür dilerim. Bir oyun oynuyorum aslında. Sizin babamın bağlamasını yakaladığınız şey aslında bütün romanlarda olan bir şey bu aslında. Şöyle izah edeyim. Mesela benim How diye bir romanım var. Orada bir köpek hikayesi bu. Bir köpek bir otogara gelir. Otogarda etrafına bakar. Elinde bağlaması olan yaşlı bir adam görür. Otobüse el sallayan bir çocuk görür. Elbiseleri yırtık pırtık bir kadın görür. Sonra tekrar köpek otogardan uzaklaşır. O romandan hemen sonra yayınlanan Ucunda Ölüm Var romanında yaşlı kadın otogarda iner, etrafına bakar. Etrafta böyle koşturan, dili dışarıda bir köpek görür. Otobüse el sallayan bir çocuk görür. Elinde bağlaması olan bir adam görür. Sonra hikaye biter. Bütün şeyler, otogar sahneleri birbirine göndermedir. Ama her sahnede bir sonraki romanın kahramanı da girer oraya. Şeyde Ucunda Ölüm Var, şey Aşıklar Bayramı'nda Yusuf babasını otogara götürür, otobüse bindirir. Önce köpeği görür. Hemen arkasından elbiseleri yırtık pırtık kadını görür. Otobüse el sallayan çocuğu görür. Sonra elleri birbirine kelepçeli iki tutukluyu görür. Ceza ve ring aracı vardır. Otogarda bozulmuştur. Aşıklardan sonra Kara Sis yayınlanır. Kara Sis'te tutuklular hastaneye giderken araçları bozulur. Otogara çekerler arabayı. İnerler. İndikleri zaman otobüse el sallayan çocuğu görürler. Köpeği görür. Herkes birbirini görüyor aslında. Bütün romanlar birbirine böyle küçük küçük bağlanmıştır aslında. Sahiden Hikaye diye benim çok sevdiğim bir öykü kitabım var. O otobüse el sallayan çocuk işte onun kahramanı aslında. Oradaki Lamek. Yani bütün roman, her okurlarım şunu da fark ederler. Bir sonraki roman kahramanımı o otogar sahnelerinden bulurlar aslında. Bu şunu yazacak diye, bu sefer diye. Şeyde Kara Sis'te şey, babam bağlamasında aslında bu oyunu birazcık bitirmek de istedim. Bütün eski roman kahramanlarının hepsini taziyeye getirdim. Orada benim yanıma otururlar uslu uslu. Böyle benden sürekli şey beklerler. Çünkü onların yaratıcısı benim. Gözleri bendedir. Bir o küçük oyun aslında. Bütün romanları okuyan okurlara küçük bir selam. Orada onları biraz gülümsetmek. Çünkü biz biraz oyun oynarız orada. Bir metinler arasılık dediğimiz şey. Yani yazar bazen başka kitaplarla konuşur bunu yaparken. Bazen de kendi kitaplarıyla konuşur. Kendi kahramanlarıyla konuşur. Ben o sahnede, o senin bahsettiğin taziye sahnesinde kendi kahramanlarım, eski roman kahramanlarım. Çünkü sokaktan bir köpek geçer orada mesela. Sakat bir köpektir. Eski romanlarıma biraz gönderme yapıp biraz orada böyle şey göstermek istedim. O bütün kitaplarımı bilen okuruna küçük bir selam. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Var ama söyleyemem. Yani şey oldu tabii ki, yani benim de bazen yönetmenin de, gerçi son söz her zaman yönetmenindir ama Kıvanç'ı da mesela rahatsız eden yerler oldu. Bunu yapmayalım. İkimizin ortak karşı çıktığımız şeyler oldu. Yani nihayetinde ama bu bir yönetmenin kendi bakışıdır. Ortaya onun bakışı çıkacaktır ister istemez. Ama senaryoyu benim yazmış olmam büyük oranda, Özcan'la beraber yazdık gerçi. Biraz kitaptan uzaklaşmamayı da doğurdu aslında. Yani başkası yazsaydı muhtemelen kitabı mahvedecekti. Zaten benim yazma talebim oydu. Yani biri mahvedecekse ben mahvedeyim bu kitabı. O zaman daha az üzülürdüm. Yani ben yaptım, kendim ettim, kendim buldum derdim. Dolayısıyla romandan çok kopmadık aslında. Sadece bazı teknik nedenlerle işte bazı şehirler değişti, bazı kahramanlar azaldı, isimler değişti. Hocam buyurun. Tabii. Hiç olmamış diyoruz. Evet.
geliyor veya ek yapılmış gibi şeyler. Burada da genelde konuştuğumuz şey şu. Hani sinemanın imkanları, olanakları, edebiyatın Tabii, imkanları, olanakları tabii. zaten birebir aktarılmasını bekleyemeyiz gibi. Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu kaçınılmaz tabii ki. Yani Özcan'ın söylediği çok güzel bir cümle var. Roman okuru her kitabı okurken aslında kendi filmini çekiyor. Yani okur bir roman okuduğunda kendi filmini kafasında çekecektir. Bu kaçınılmaz. Dolayısıyla sizin onun kafasındaki filme müdahale edip hayır sen öyle düşünmüyorsun bakın böyle bu film demeniz büyük bir risk aslında. İkinci risk şuradaydı. Daha yayınlanalı 2 yıl olmuş bir kitabı hemen sinemaya uyarlamak da ciddi bir risk. Onun okuru çok sıcak, çok canlı ve tırnak içinde tutkuyla bağlı. Yani 30 yıl, 40 yıl önce yayınlanmış bir romanı sinemaya uyarlasanız bu tepkiyi almazsınız. Çünkü o romanın günümüz okuru artık kalmamıştı veya çok azdır. Yani bugün Kürk Mantolu Madonna'yı belki çevirebilirsiniz. Büyük risk de doğurmaz bu. Ama daha 1-2 yıllık bir kitabı hemen sinema uyarlamak bir ciddi bir risk. Ama baştan şunu kabul etmek gerekiyor. Birbirinden çok farklı disiplinler bunlar. Yani evet okur tutuculuğu diye bir şey vardır. Okur her zaman bir kitapta, bir metinde, bir kurmaca eserde gördüğü her şeyin olmasını ister. Yani her şey orada da olsun. Yani senaryoda olsun. Ama bu kaçınılmaz olarak zor bir şeydir bu. Yani her şeyi sığdıramazsınız bir filme. Üstelik 100 dakikalık bir süreniz var. Hadi buyurun yapılabiliyor mu? Bu riski aldım tabii ki ama bir yandan da ben yazarların profesyonel olarak bu türden projelere bulaşmasına karşıyım. Ama kendi metinlerine dair bir takım projelerde olması bence kıymetlidir. Evet. Baba Buyurun. oğul sorularından biraz burada Evet. geçti. Farklı bir şimdi biz sosyal mühendisler olduğumuz için Evet. kendi okul dergilerimiz, Evet. bültenlerimiz kitaplarınızda dikkat çeken yer anlatım, dil. Evet. Yani sözsüz ve yalın bir anlatım. Evet. Ama duyguyu da okura çok güzel geçirebilen, işte karakterle özdeşlik kurdurabilen, bizi mesela Yusuf'la sokak sokak dolaştıran bir etkili anlatım var. Yani bu kadar sözsüz ve yalın ama bu kadar etkili anlatmayı nasıl başarabiliyor? Ya inanın hocam bunun bir karşılığı keşke olsa. Bilemem yani. Ama şunu iyi biliyorum. Yani bu hakikaten arkadaşlar ya bunu övme cümlesi olarak ya da bir şey gibi ego ile ilgili bir mesele gibi algılamayın. Ama ben ilkokul 5. sınıftan beridir yazdığımı biliyorum. Çok iyi bir okurdum yani çok iyi okudum her zaman. Yani kütüphanelerde, halk kütüphanelerinde çalıştığımı hatırlıyorum ortaokulda. Bizatihi memurlar gidip kahvede okey oynarlardı. Ben onların yerine otururdum. Yani çocuklara kitap dağıtırdım. Bu kadar tutkuyla bakıyorum. Ama bu cümle meselesinde şiirin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Yani şiirden gelmiş olmak. Şimdi mesela edebiyatta öyküden romana geçenlerde bir sıkıntı oluyor bazen. Ama şairler yani o dil şeyi, dil terbiyesi dediğim şeyi ben onun romanda avantajını çok rahat hissediyorum. Ya bana çok rahat yazdırıyor. Hikayemi bulduktan sonra ama. Ben şöyle yazıyorum yani. Önce hikayemi buluyorum. O hikayeyi zihnimde tamamlamam gerekiyor. Bazen 1 yıl, 2 yıl sürüyor zihnimde. Yazma kısmı en kolayı. Yani bazen 3 ayda, bazen 1 yılda da romanımı yazdığım oluyor. Ama mesele hikayemi zihnimde benim inanmam o hikayeye. Yani siz bir hikaye yazacaksanız iyi inanmanız gerekiyor o hikayeye. İnandıktan sonra, bütün ayrıntılarını düşündükten sonra iki türlü yazma var. Bazı insanlar yazarken ararlar. Ben o riski almam. Çünkü orada dağılırsınız. Bana kalırsa. Ben düşünürüm, tasarlarım, planlarım sonra yazmaya başlarım. Ama bu iyi anlatım dediğiniz hususta galiba en önemli şey şiir. Şiirden gelmiş olmak. Şiir çünkü çok büyülü bir anlatım biçimi. Yani işte ya, şu suyu kafasına dikip içti dersiniz. Yani şair bu cümleyi böyle kurmaz. Yani ruhuna bir ferahlık yayılsın diye içti der. Abartmadan ama. Yani o suyu böyle anlatır o. Evet. Ya bunu da sormazsam son bir soru. Ya ben mutlaka sormalıyım. Dediğiniz bir şey var. Soralım sonra bitirelim. Siz de çünkü dersleriniz var. Bir el kalktı. Evet. Kitapları yapmadan gerektiğini Tam anlamadım hocam. Duyamadım.
olarak Ha, idol. takibinde izinde olmak Anladım. Ya ben yani şiir yazarken bile iyi bir roman okuruydum. Yusuf Atılgan'ı çok sevdim ve hala da çok severim. Kara Sis'in sonunda mesela okuyanlar varsa Hacı Rahmanlar köyüne gider. Hacı Rahmanlar Yusuf Atılgan'ın İstanbul'da her şeyini bırakıp yerleştiği köyün adıdır aslında. Yusuf Atılgan'a çaktırmadan bir selam yolladım o kitapta. İhsan Oktay Anar her yazdığım büyük keyifle okuduğum bir yazar. Orhan Pamuk yine öyle. Ben böyle her çocukluğumdan beri yeni işte bir kitabın yazarın bir yeni kitabı çıkacak denildiği anda kitapçıya koşan bir çocuktum. Hala da öyleyim. O okurluğumu hep canlı tutmaya çalışıyorum. Diri tutmaya çalışıyorum. Günümüz edebiyatını iyi takip etmeye çalışıyorum. Kim nasıl yazıyor? Çünkü bir amacınız varsa, bir hedefiniz varsa, bu bir öğretmen olmak olabilir, yazar olmak olabilir, her neyse. Ama o işi birazcık yaparak yapamazsınız. Tutkuyla yapmalısınız yani. Ömrünüzden vermelisiniz. Ben arkadaşlarımı bile ona göre seçmiştim ilk gençliğimde. Yazanlardan oluşan bir arkadaş çevrem vardı. İşlerinde kötü insanlar da vardı ama yazıyorlardı. Beni soğutmayacak, beni yaptığım işe sürekli bağlı tutacak, sıcak tutacak insanlar oldu hayatımda. Edebiyat konuşabileceğim insanlardan seçtim mesela hayatımdaki insanları. Bana zaman aldıracak, zaman kaybettirecek insanlar değil. Aksine belki yarışacağım, belki kıskanacağım, belki yazdıklarımı paylaşıp dertleşeceğim insanlar olsun istedim. Yani bütün bu hayat tasarımı bile bir şey içindi. Gün birinde iyi kitaplar yayınlamak için. Hani dostlarım bir süre sonra iyi kitaplar oldu. O ayrı bir hikaye de. Sağ olun. Teşekkür ederim arkadaşlar, geldiğiniz için.